Merhaba hazırlık sınıfı öğrencileri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz ve sizleri çok özledik. Bugün sizlerle doğal afet konumuzu işleyeceğiz. Ama konumuzla ilgili bir şeyler öğrenmeden önce hep birlikte Zeynep ile Mehmet Kahraman İtfaiyeciler adlı kitabımızı okuyalım. Bakalım neler olmuş. Ben çok merak ediyorum. İlkokula giden Zeynep ve Mehmet o gün çok heyecanlıydılar. Çünkü bir kahraman olarak gördükleri itfaiyeciler o gün okullarına gelecekti. Okullarda eğitim veren ekip bu kez Zeynep ve Mehmet'in okulundaydı. Diğer çocuklar gibi iki kardeş de kendilerinin yangınlar konusunda bilgilendiren itfaiye erlerini büyük bir dikkatle dinlediler. İtfaiye ekibinden Ali amca okulda bir yangın çıkması durumunda öğrencilere neler yapması gerektiğini tatlı bir dille anlattı. Acaba neler yapıyoruz? Hadi bakalım. Çocuklar okulda yangın tehlikesi sezdiğiniz anda öğretmeninizin söylediklerini dikkatle dinleyin. Çünkü güvenli bir şekilde sınıflardan dışarı çıkmanızın ilk şartı öğretmeninizin söylediğini yerine getirmenizdir. Öğretmenleriniz size önceden hazırlanmış kaçış planına göre çıkarır. Böylece hiçbir sorun yaşamadan tehlikeyi atlatabilirsiniz. Ali amcanın açıklamasının ardından çocuklar yangınla ilgili akıllarına takılan konularda soru sordular. En çok merak ettikleri de bir yangın çıkması durumunda itfaiyeye nasıl haber verecekleriydi. Ali amca bu soruyla sevecen sesiyle yanıtladı. Çocuklar, dışarıda bir yangına tanık olursanız kesinlikle paniğe kapılmayın ve hemen çevredekileri ihbar edin dedi. Peki, itfaiyenin numarası kaçtı çocuklar? Evet, 110 yani 110. Alo itfaiye, 112 Hızır Acil, 155 Polis İmdat gibi. Numaralara telefon edin. Unutmayın ki bazen telefon etme imkanı olmayabilir. İşte bu nedenle özellikle çevrenizdekileri uyarmanız gerekiyor. İtfaiye görevlisi Ali amca kaçış yolunun kapalı veya merdiven yolunun dumanlı olması durumunda yangının çıktığı bölümün kapısının açıksa kapatılması gerektiğini anlattı. Kapalıysa kesinlikle açılmamalı diyen Ali amca uyarılarını şöyle sürdürdü. Yanan bölüme en uzak itfaiyecilerin kolayca görebileceği bir bölüme geçin. Bunun için balkonlu bölümler tercih edin. Varsa ara kapıları kapatın. Sığınan bölümün kapısının altını ıslak ve yanlarına duman sızmasını önlemek için ıslak bez koymayı ihmal etmeyin. Ve mümkünse yanınızda el feneri ve su bulundurun dedi. Ali amca evde yangın çıkması durumunda neler yapılması gerektiği konusuna da değindi. Evdeki yangın tehlikesinde de kaçış yolunun çok önemli olduğunu vurgulayan Ali amca, öğrencilere çok önemli bilgiler verdi. Çocuklar, evde yangın çıktığında kaçış yolunun ve merdivendeki durumun önemi çok büyüktü. Onun için merdivenlerde duman olup olmadığına bakın. Duman yoksa tumaylı fertleriyle birlikte hızlı ve güvenli bir şekilde binayı terk edin dedi. Mümkünse kaçarken daha büyük bir tehlike yaşanmaması için doğal gaz ve elektrikleri kesin. İtfaiye erleri daha sonra her binada ve arabada bulundurulması gereken yangın söndürme tüpünün nasıl kullanacağını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdiler. İtfaiye ekibinin okulda verdiği eğitim tam bitmişti ki bu sırada bir ihbar telefonu geldi. Ah, ne oldu acaba? Yüksek bir binanın tepesine kalan yavru kedi için yardım isteniyordu. İtfaiye görevlisi Ali amca o sırada hala yanında duran ve kendilerine sorular soran Zeynep ve Mehmet'i isterlerse kendileriyle birlikte bu olayı izlemeye gelebileceğini söyledi. İki kardeş bu daveti büyük bir heyecanla kabul ettiler. Olay yerine vardıklarında olup biteni meraklı izlemeye başladılar. Merdivendeki sepete binen bir itfaiyeci kısa sürede kediyi kurtardı. Sapsarı tüylü, yaşadığı olayın korkusuyla sürekli miyavlayan minik kediyi aldılar ve süt içirdiler. Daha sonra Zeynep ve Mehmet Ali amcaya teşekkür ederek oradan ayrıldı. Evet çocuklar, kitabımız bu şekilde. Şimdi sizlerle doğal afetler ilgili konumuzu değinelim. Daha sonra hep birlikte bir deney yapacağız. Doğal afetler nedir sizce? Biliyorum, hepinizin bir fikri var. Ama bir de benden duyun bakalım. Çocuklar, doğal afetler insanların önleyemediği, insanların çözüm bulamadığı doğal olaylarıdır. Ve insanlar doğal afetlerin olmasını engelleyemez. Bakalım, bu doğal afetler nelerdir? Evet, hepinizin birçok fikri var.
Bakalım doğal afetlerimiz nelermiş, inceleyelim. Sel, deprem, heyelan. Heyelanın aynı zamanda diğer adı toprak kayması. Hortum, çığ, yanardağ patlaması, fırtına, tsunami ve yangın çocuklar. Bunlar doğal afetlerimizmiş. Bakalım bunlar nasıl oluyor? Çocuklar, sel, eriyen karların çok büyük bir su birikintisi olmasıyla veya şiddetli yağışların her yeri su kaplamasıyla sel oluşuyor. Gördüğünüz üzere bakın buralarda su oluşuyor. Peki, seli önlemek için neler yapabiliriz? Su barajları ve su kanalları yaparsak şiddetli yağmurlarda ve eriyen karların sularını oraya akmasını sağlayarak seli önlemiş olabiliriz. Deprem. Çocuklar bakın, yer kabuğunda oluşan burada kırık veya çökmeler sonucunda ani sarsıntılara deprem deniyor. Gördüğünüz gibi burada yer kabuğunda kırıklar veya çökmeler oluşuyor ve buralarda da evler, okullar, binalar sallanmaya başlıyor. Heyelan. Çocuklar, heyelanın bir diğer adı da toprak kaymasıdır. Peki heyelan nedir? Hadi bakalım birlikte inceleyelim. Çocuklar, toprağın taş parçalarını birdenbire kayarak, bakın buradan toprak ayrılıyor. Birdenbire kayarak toprağın yer değiştirmesine heyelan deniyor. Yani buradan kayarak gelip buradan araziden buraya düşüyor. Buna biz heyelan diyoruz. Diğer adı da toprak kaymasıdır. Çocuklar, heyelandan korunmak için neler yapabiliriz? Hemen ben iki tane söyleyeyim sizlere. Bence heyelandan korunmak için eğimli yerler, buralar ağaçlandırılabilir. Toprağın kayması engellenebilir. Bir diğeri ise yollar yapılarak, taşlardan bariyerler yapılarak oranın kaymasını engelleyebiliriz. Bakalım diğeri neymiş? Hortum. Çocuklar, hortum silindire benzeyen bir rüzgar türüdür ve çok kuvvetli bir rüzgar türüdür. Bakın bakalım, bulutlardan yere kadar uzanıyor ve çok hızlı döndüğü için zaman zaman eşyalara zarar vermektedir. Çığ. Çocuklar, siz de biliyorsunuz ki kışın kar yağdığında küçük kar topunu alıp yerde sürüklüye büyük bir kar kütlesi yapıp kardan adamın altı yapıyorsunuz. Çığ da buna benzeyen bir şey işte. Çığ çocuklar, dağların tepelerinden düşen kar tanelerinin yuvarlanmasıyla kocaman oluşan kar kütlelerine biz çığ diyoruz. Bakın bakalım burada kar dağların yüksek tepelerinden koptu, yuvarlandı ve yuvarlandıkça büyüdü. Bir kar tanesi oluşturdu. Evet, neler yapılabilir bunu önlemek için? Çocuklar, yamaçlara duvarlar örülebilir ve çığ tehlikesi olan yerlere yaşamın olmaması gerekmektedir. Yani insanlar oralara evlerini yapmamalıdır. Devam ediyorum. Yanardağ patlaması. Biliyorum birçok öğrencimizin bu konuyla alakalı fikri var. Ama yanardağ patlaması neymiş? Bir de ben anlatayım size. Çocuklar, dünyanın iç tabakasında bulunan yüksek sıcaklıktaki erimiş kayaların, yani biz onlara lav diyoruz, bir anda dışarı çıkmasıyla birlikte çok sıkılıyorlar tabii ki toprağın altında ve dışarı çıkmak istiyorlar. Uygun bir yanardağ bulduğu zaman da puf hemen yukarı çıkıyor. Evet, bakın bakalım burada kayalar eriyor, lavlar çok sıcak oluyor artık ve uygun bir yanardağ bulduğu için bir anda püskürerek dışarı çıkıyor. Evet, bu dışarı çıkma aşaması. Burada bakın yanardağ artık dışarı çıkmış bu şekilde. Devam edelim. Fırtına. Çocuklar, fırtınalar genelde denizde ve akyanuslarda başlar ve kıyılara doğru gelir. Bakın bakalım burada denizde başlıyor ve daha sonra kıyılara doğru gelerek en son bizlerin yaşadığı yerleri, iç kesimlere gelerek şiddetli bir rüzgara sebep oluyor. Diğer konumuz tsunami. Evet, birçoğunuz bu konu hakkında bilgi sahibi, biliyorum. Tsunami, okyanusta ya da denizlerde oluşan depremler sonucunda ortaya çıkan büyük bir dev dalgasıdır çocuklar. Bakın, ilk önce denizlerde bir deprem oluşuyor. Daha sonra şu şekilde büyük dalgalarla birlikte bazen karaya, bizlerin oturduğu yerlere ulaşmasını sağlayabiliyor. Ancak bizim ülkemizde tsunami var mı? Hayır, bizim ülkemizde tsunami çok öngörülmedi. En son, yangın. Yangın nedir? Evet,
İlk önce kitap okumuştuk. Oradan da bir fikir sahibi olduğunuzu biliyorum çocuklar. Yangın kontrol olayın altına alınamayan yangın olaylarına çocuklar biz yangın diyoruz yanma olaylarında. Peki yangın söndürme teşkilatına ne denir? Evet, itfaiye. Peki itfaiyenin numarası kaçtı çocuklar? Evet, 110 yani 110. Çocuklar doğal afetler olayı dünyamızda bizim engelleyemeden oluşabilen afetlerdir. Şimdi sizlerle birlikte bir deney yapacağız. Hadi bakalım malzemelerim. Sirke. Kırmızı gıda boyam olmadığı için vişne suyumu kullanıyorum. Ilık bir su. Karbonat. Vay. Deterjan. Evet. Pet şişemin üzerine burası dağlarmış gibi alüminyum folyo ile ilk önce kaplıyorum. Ve kabımın içine koyuyorum. Evet, deneyime başlamadan önce ilk önce sıcak suyumu pet şişemin içine dolduruyorum. Evet. Daha sonra çocuklar deterjanımı koyuyorum. Evet ve bunları minik bir kaşıkla birlikte karıştırıyorum. Deterjan ve suyun köpürmesini, yanardağımın çok daha kolay bir şekilde yukarı doğru patlamasını sağlıyor. O yüzden deterjan kullanıyorum. Daha sonra çocuklar karbonatımı ekliyorum. Evet ve karbonatımı da ekledikten sonra karıştırmaya başlıyordum. Yanardağ patlaması nasıl oluşuyordu? Yer kabuğunun altındaki kayalar yani lavlar eriyerek bir anda dışarı çıkmak istiyor. Evet şimdi ben bunun içine yer kabuğuna lavlar yaptım ve pet sıcak su koyduğum için orası çok sıcak. Şimdi renkli olması açısından biraz vişne suyu koyacağım. Tabii ki siz kırmızı gıda boyası da kullanabilirsiniz ama ben bulamadığım için vişne suyu kullandım çocuklar. Kırmızı rengi alsın diye suyumuzun. Evet, tekrardan bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Ve çocuklar en sona sirkemi ekliyorum. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Sirke bir asittir çocuklar. Asitimi ekliyorum ve evet bakın bakalım. Yanardağ patlaması çocuklar. Sirkeyi ekledim, asit eklediğinde bu şekilde patlıyor ve bir anda yukarı çıkıyor. Evet biraz daha sirke koyuyorum. Evet görüyorsunuz içerideki lavlar patladığı için yanardağ bu şekilde yukarı çıkıyor. Deneyimiz bu şekilde. Sizler de evde bunu deneyebilirsiniz. Hoşça kalın.